ameliyat sonrası her hastada bu kontrolleri yapıyoruz. Burada bir varikosel iyileşmiş mi, geride damar kalmış mı diye. Şöyle bir yakından ver bana bakayım. Şimdi burada i̇şte baktığım mi? Şey, biraz tutayım sana. Evet, geride kalan damarlara bakıyorum. Genişlemiş damar kalmamış. Ne kadar oldu ameliyatından bu yana? 4 ay geçti. 4 ay geçti. Ameliyattan önce ağrı olarak ne hissediyordun? Hocam ameliyattan önce daha kötüydü. Hani şöyle izah edeyim. Ameliyattan önce ağrı daha fazlaydı. Hı-hı. Ama şimdi tek tük oldu. Yani o da ameliyattan sonra... Faydası oldu mu diyorsun ameliyatın? Faydası olduğu şeyinden dolayı. Evet. Yani ameliyatın yarası vardı tabii. Onun evet. Belli bir iyileşme evet. Şeyi oldu. Hocam bir de şu var. Ameliyattan önce ağrı daha da çok kötüydü. Evet. Yani rahat edemiyorum yani insan rahat edemiyor bazen. Evet. Aynı zamanda testislerde yumurtalıklarda küçülme bayağı küçülme olmuş. Hissetmiştin değil evet. Mi? Onların da değişikliği hissettin mi? Yani bir baskının kalktığını mı hissettin? Ne hissettin? Hissettim hocam. Bir de yumurtalıklarda sertleşme oluyor yani yavaş yavaş. Daha o yumuşaklığı geçti evet. Sertleşme oldu. Hani sen affedersin sperm yumurtalıkları geçtiği zaman sertleşme oluyor. Yani. Güzel. Ya şimdi varikosel olduğu zaman hocam şey oluyor. Sünger gibi oluyor biliyorsunuz. Evet. Yani ameliyatın ben bayağı bir etkisi olduğunu düşünüyorum çünkü. Çok güzel. Şimdi ben de burada baktığımda artık kalan damarlar ufacık. Yani böyle ölçüm yapacak bir damar bile bulamıyorum. Hani şurada en genişine bir bakalım. Şu damarlar ufacık damarlar kalmış. Şurada bir damar var. Evet. Onu ölçüyorum. Şöyle en geniş yerinden bakalım. Yani 1.4 milim. Gayet iyi. Varikosel olayı bitmiş görünüyor. Şey diğer tarafında da iki taraflı yapmıştık sana. Sağ tarafa da bakalım. Ondan sonra şurada testis. Yani varikosel sonrası bu kontrolün yapılması lazım. Eğer ki gerçekten bir damar şişliği görürsen de onu takip ediyoruz. Kaybolacak mı diye. Kaybolmazsa nüks varikosel manasına geliyor. Gerekirse onu da hallediyoruz. Evet. Her türlü yani bunu yakın takip edip tedavisini yapmak lazım. Şu an için seninki gayet sorun güzel görünüyor. Sorun teşkil edecek bir şey var mı hocam? Şu an tamamen iyileşmiş görünüyor. Sen de rahat hissediyorsun. Gayet iyi. Gayet güzel. Ama evet, tabii güzel. Çocuk olabilmesin için hocam. Onu da zamanla ihtiyaç var. Onları da bekleyeceğiz. Sperm tahlilindeki düzelmelerle onu da takip edeceğiz.